Ulan sen okulun içinde bu kara büyüyü nasıl yapıyorsun? Kara büyü yaptığın kişiler neden bundan etkilenmiyor? Neden bu okulda cezalandırma sistemi yok? Ortalığını koyuyorum. Ya bir kişi de çıkıp ulan hayat sen ne yapıyorsun demiyor. Arkadaşlarıma avada kedavra çekiyorum ya. Oğlum siz manyak mısınız lan? Hocama yapıyorum ya. Ulan hocama yapıyorum. Kafayı yiyeceğim. Yasak büyüyü hocama yapıyorum. Bir önceki ders bana kara büyüleri gerekli zamanda kullanmamı söyledi. Selam zombiler. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere Hogwarts Legacy oyunu hakkında bazı şeyler söylemek istiyorum. Oyun çıktığı andan itibaren delice satış rakamlarına ulaştı. Hatta Red Dead Redemption 2 ve Elden Ring'in satış rekorlarının bile üzerine çıktı. Ne yalan söyleyeyim, kimse bu kadar bir satış beklemiyordu. Çünkü açık dünya oyunları deyince aklımıza direkt açık dünya katliamı yapan Ubisoft yüzünden açık dünya oyunlarından beklentilerimiz hep bir ön yargılıydı. Ama bir kez daha anladık ki Star Wars, Yüzüklerin Efendisi ve Harry Potter hayranları başka hiçbir şeyin hayranına benzemiyor. Bu yüzden aynı rekoru Jedi Survivor'da da bekliyorum. Hogwarts Legacy ile ilgili yorumlar genellikle olumlu. Hatta oyun puanlarına baktığımız zaman 8'leri 9'ları görebiliyoruz. Burada da benim asla anlamadığım bir şey var. Bu eleştirmenler sanırım sadece oynanışa, grafiğe ve yeri geldiği zaman bazen hikayeye bakıyorlar ve buna göre puanlama yapıyorlar ki hikaye konusunda endişelerim var. Neyse, Harry Potter dünyasını bilirsiniz. Sihirli bir dünya, görkemli bir okul, merak uyandırıcı dersler, yasak orman ve kara büyücüler. Bu okulun her okulda olduğu gibi bazı kuralları var. Mesela adı üstünde yasak ormanı giriş yasak. Kütüphanedeki bazı kitaplara ulaşmak yasak. Kara büyü yapmak yasak. Kara büyü komutlarını kullanamayız. Mesela Imperio gibi. Ki bu büyü yapmak için gerçekten o kişiyi öldürmek istemeniz gerekiyor. Öyle dakika başı Crucio, Imperio büyüleri yapmak imkansız. Bir de bu büyüler ne anlama geliyor onlara da bakalım. Avada Kedavra tek büyüyle yapılan ve zamanda geri dönülüp düzeltilemeyen affedilemez lanet. Imperio, bir canlının beynini bulandıran ve o canlıya en yakın beden zihin kontrolüne erişim sağlayan affedilemez lanet. İşte burada da benim herkes tarafından normal karşılanan ama beni deli eden bir olay var. Ulan sen okulun içinde bu kara büyüyü nasıl yapıyorsun? Kara büyü yaptığın kişiler neden bundan etkilenmiyor? Neden bu okulda cezalandırma sistemi yok? Ortalığını koyuyorum. Ya bir kişi de çıkıp ulan hayat sen ne yapıyorsun demiyor. Arkadaşlarıma avada kedavra çekiyorum ya. Oğlum siz manyak mısınız lan? Hocama yapıyorum ya. Ulan hocama yapıyorum. Kafayı yiyeceğim. Yasak büyüyü hocama yapıyorum. Bir önceki ders bana kara büyüleri gerekli zamanda kullanmamı söyledi. Fakat tepkiye bakar mısınız? Malak gibi duruyorlar. Lan kıza lanet çaktı ve birazdan düzelecek. Toparlanacak yani. Ve verdiği tepki sıfır. Şaka gibi. İşte burada da diyorum ki bu eleştirmenler herhalde geçmişte yapılan bütün Harry Potter oyunlarına nazaran bu oyun çağ atladığı için bu kadar yüksek puan verdiler. Çünkü başka açıklaması olamaz. Bu kitabı yazan kadın ağlıyor ya. Vallahi ağlıyor. Oyun yapımcılarının bundan hiç mi haberi olmadı ya? Yoksa ben de diyorum grafikler harika, asa kullanımı güzel, büyü kullanımı, hikaye akışı yerinde çok güzel akıyor. Ama babacıkım, sen bu okulun kurallarını çiğniyorsun. Her boku yapma özgürlüğün var ve hiçbir ceza almıyorsun. Oyunda en çok üzüldüğüm ve çok sinirlendiğim olay bu oldu. Mesela bana büyüler arasında seçim yapmamı istiyor. Ben mesela kara büyü kullanmak istemedim ve bana bununla ilgili asla bir ödül verilmedi. Hani dedim ki madem öyle bir ödül vermeyeceksin kara büyü kullanayım. Bu sefer de cezalandırma vermedi. Niye bana seçim yaptırıyorsun ki o zaman? Boş yere etkileşim yaratıyorsun. Buna hayır! Uzun lafı kısası, Hogwarts Legacy çok güzel bir oyun. Gerçekten Harry Potter oyunun atmosferini en iyi yansıtan bu oyun oldu. Fakat dediğim şeyleri düşünmeden yapan bu oyun yapımcıları umarım ikinci oyunda buna biraz da olsa özen gösterir. Sayın zombiler, dediğim gibi saygın bir zombi olmak için kanala abone olur musunuz?